var, şu fren şu, gaz şu. Debriyaja bas. Bastım. Fren... Kornaya basıp git git mi yapsak? Mi avevate detto che era così bella. Vieni, siediti qui e raccontami come va con questi due. Oh dare amore. Non devi avere paura. Ma solo tanto coraggio. Selamünaleyküm, merhabalar. Yeni bir videoyla sizi selamlıyorum. Saat şu an kaç biliyor musunuz? Sabahın nuru. Saat şu an 6 olabilir. 6:20 geçiyor. Sare gel balım. Sare gel. Ve kızlar uyanalı neredeyse bir saat oldu. Ve onların bezlerini falan değiştirmedim. Sare gel. Sare. Gel kucağım. Gel kucağım. Bugün 5'te uyanmanızın sebebi neydi balım? Neydi sebebi? Ay, Hafsa'nın da burnu akmış. Şimdi şöyle bir şey oldu. Pamuk ıslatmamız lazım. Kızlar için artık ıslak mendil kullanmıyoruz. Artık derken yani yine kullanıyorum da daha çok pamuk kullanmaya çalışıyorum. Ama az önce getirmiştim. Hayır, artık kızlar anne sütü de almıyorlar. Benim bu unutkanlık ne zaman geçecek? We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine. Bu düzenlemediğim videoyu nihayet düzenlemiştim. Ve maalesef telefondan düzenliyorum. Çünkü ya zaten ben genelde bu arada telefondan düzenliyordum videoları. Ve çok basit bir uygulamayla. Birçokların ne onunla mı düzenliyorsun diyeceği uygulamayla düzenliyorum. İnşaatla düzenliyorum. 22 dakikalık bir vlog düzenledim. Ve bunu şimdi YouTube'a yükleyeceğim. Şimdi saat 6:38. Planlamayı açayım da. Kamerada da yer kalmadı. Evet, şu telefondaki videoyu atayım. Sonra telefondaki videoları temizleyeyim. Bilgisayarım bozulduğu için telefonla yapıyorum. Yani aslında daha profesyonel yapmak isterdim ama zaten bilgisayarım yani sadece bir şeyler okumak ve yazmak için alınmış bir bilgisayar. O yüzden biraz basitti. Onda profesyonel bir video düzenleyici, daha doğrusu profesyonel olmasa da düzgün bir program kullanamıyordum. Ve artık bilgisayar çok yavaş, yani hiçbir şey yapmıyor. Sadece internete girerken bile çok yavaş. O yüzden bilgisayarı kaldırdım, yani şu arkadaki çantada duruyor, laptop çantasında uzun aylardır. Ben şöyle Bluetooth klavyeyle takılıyorum. Böyle. Bir süre böyle gidecek sanırım. YouTube eğer benim işim olursa yapacağım ilk şey o buradan kazandığım parayla bir bilgisayar almak olacak kendime. Düzgün bir bilgisayar. Video düzenleyebileceğim güzel bir bilgisayar inşallah. Amin diyoruz. Beraber mama yapalım. Hadi bakalım. Mama yapıp kuşları uyutalım. Hafsa. Gel. Ay, dişleri çıktı. İkisi de üste çıktı. Yani çok minik daha üsttekiler ama çok gıcırdatıyorlar dişlerini. Daha kaç aylıksınız anneciğim? Gerçi 1 yaşında sayılırlar ve Allah'ım. Bugün 23 Temmuz. Kızların doğum gününe 6 gün kaldı. Hem çok güzel hem de kendi yaşadıklarımı düşününce çok böyle sanki travmatik bir şeyler. O yüzden de birazcık zor zamanlar geçirebiliyorum şu anda bile. Aklıma geldikçe yani. Gerçekten beni zorluyor. Ne oldu çiçeğim? We're gonna keep it low key. Tamam, müsaitliysen sonra konuşalım.
konuşuruz. Şimdi duruyorlar. Tamam, müsait olmayacağım, biteceğim. Ortamın müsait değil mi? Müsait. O kadar sıcak değildi. Hafsa. Kameraya bakmaya çalışıyor ama dur. Hafsa. Ne yapıyorsun kızım? Ne arıyorsun kızım? Kızları uyuttuk şükür. Ben de şimdi yukarı geleceğim. Şimdi bir su ısıtacağım. Olacağız. Ordu memleketim bu arada. Memleketimiz. Eşim de benim de. Heyecanlıyım. Ailemi çok özledim. Ordu'yu çok özledim. Ve YouTube videomuz da hazır olmalı. Yüklendi mi? Bakıyorum. Videolarınız. Evet, şu en üstteki video. Ama onun kapağını düzenledim. Daha yeni düzenledim. Şimdi onun kapağını düzeltelim. Aa, Instagram linklerimi de ekleyeyim. 12.30 çok mu geç ya? Hemen mi paylaşsam? Aman neyse, paylaştım sonuçta. Ya YouTube'u çok seviyorum aslında. Yani Instagram'ı da seviyorum ama burada şey var ya, mesela Instagram'da herhangi alakasız bir kişinin karşısına da videolarınız çok rahat çıkıyor. Ama YouTube'da öyle değil. YouTube'da mesela anne içeriği paylaşıyorsam genelde anne içeriği izleyen anneler, onların karşısına çıkıyor. İşte KPSS ile ilgili bir şey paylaşırsam mesela KPSS ile alakası olan insanlar genelde o videoları görüyorlar. Algoritma daha böyle işliyor. Ama Instagram'da kestirmek mümkün değil. Çok enteresan insanların da karşısına düşebiliyor videolar, fotoğraflar vesaire. O yüzden YouTube daha böyle benim şey. Safe place. Güvenli alan. Sanki şu İngilizcem çok kimse Türkçesini bulmamışım gibi oldu ama hayır öyle değil. Çok fazla bu kelime grubunu gördüğüm için öyle söyledim. Yoksa güvenli alan. Evet, YouTube benim daha güvenli alanım. Burayı seviyorum. Saati görüyorsunuz. Kızlar şu an son uykularında. Ben bugün toplam 28 dakika odaklanmışım. Güzel. Evet, şimdi birazcık daha odaklanmaya çalışabiliriz inşallah. Hiç de olmamış ama neyse, yapacak bir şey yok. Çok hızlı bir şekilde çıkacağız evden. Çünkü ilk kez araba kullanmayı öğrenmeye başlayacağım. Bir saniye, buraya kızlara atıştırma kalmak için geldik. Şunu şöyle bir koyalım. Bunu da şunu alıyoruz. Çok peşet vermiyorum. İnşallah çok dökmezler diyeceğim ama dikecekler. Koşalım koşalım. Telefonum nerede? İbrahim'i arayalım, evin anahtarını almış mı? Aa, farklı yerlerimi koyduk bu seferlik. Ben sürüyorum galiba. Buraya sığmadı. Neyse, sizi bir atalım yere. Bakayım şurada duruyor mu? Aşkım yok, düşer. Şimdi için değil ya, genel olarak duruyor. Yapıştırırsan durur, yoksa durmaz ya. Aşkım aynayı göremiyorum. Pardon. Düz yolda, otobanda bunu arada koyabiliriz oraya. Çok şimdi geldik ve otopark boşsa eğer... Şunu kapatalım. Ortamımız boş. Evet. Şuradan şuraya kadar yerim var. Doğru, daha da geri gel. Şuradan şuraya... Kapat onu şimdi. Geriye de alma, ne olur ne olmaz. Aşkım geriye doğru bak. Bak burası. Burası. Şu an hiç meyilli değil. Farkındaysan hadi gel. Sağ koltuğa oturmak çok ilginç bir şey. Ay bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bak. Öncelikle şunu biraz öne al. Bak. Ay, onu nasıl ayarlayacaksın biliyor musun? Ben sana ne anlatmıştım? Hayır. Çok kırık mı? Ya hafif geri alman gerekiyorsa alabilirsin.
Çünkü fazla yakın da, fazla yakın da araba kullanmak için iyi bir şey değil. Tamam, bence şu an iyi ama. Çok mu yakın? Biraz çok yakın. Çok bir tık geri al bakalım. Bırak. Şimdi sonuna kadar başla bakayım debriyajı. Birazcık zorluyor ama topum havada kalıyor. Debriyajı basarken. Yeri değmiyor mu? Tamamen basınca değmiyor. Bakayım. Önce onu şey yapalım şimdi. Boş yama ver koltuk mesafesini. Ben sadece şu an bir kalkıyorum. Tamam. Şimdi bir saniye debriyaj şu, fren şu, gaz şu. Debriyaja bas. Bastım. Frene bas. Bastım. Tamam. Çek ayaklarını üstünden de. Çek, evet. Çek. Heh, şimdi arabayı... Tamam. Alacaksan nasıl rahatsan koltuğu ayarla öyle. Bence bir tane tamam, daha tamam, gideyim. Bir tamam. Tamam. Şunu eline üstündekini eline versene. Bu tarafını şurada. Ay karşıdaki adam ne yapıyor orada? Çekil oradan hocam. Beyefendi. Hanım. Kornaya basıp bas, git mi yapsak? Bekle. Lütfen çekilir misiniz lütfen? Test sürüşü yasak be. Çok kısa da mı abi ya? Çok kısa da yasak. Ha kimse yok ondan dolayı. Kameralardan girip plakayı alıp trafiğe veriyorlar ya, hemen ceza geliyor. O yüzden biz sadece bir kere uyarıyoruz. Ne diyorsun ya? Tamam. Çok sağ olasın. Eyvallah. İstanbul'u bulabileceğimiz tek boş yer burasıydı anasını satayım. Evet ya. Bir kez de mi olmuyormuş şimdi? Çok... Neyse debriyaja basmayı öğren. Çalıştır be arabayı. Tamam tamam, el bıraksana. Aşkım bak bunu böyle yapıp basılıp bırakmayacağım. Çalıştığın bırakacaksın. Şimdi dur. Ayağın frene basılı mı? Basılı. Bak debriyaja bas. Sadece frene bas. Frene bas. Bas. İndir. Ayağın frende mi? Evet. Şimdi debriyaja bas sonuna kadar. Hı-hı. Bire tak bakalım. Heh. Şimdi ne öğrettim sana? Hafif hafif, çok hafif, yavaş yavaş debriyajdan çek kaldır yani. Çok hafif. Debriyajdan kaldır. Kaldıracağım. Dur, yavaş yavaş çok hızlı kaldırıyorsun. Tamam. Biraz daha. Heh. Hissettin mi? Evet. Tamam. Şimdi çek ayağını frenden. Sağ ayağını. Bak senin elin el freninde olsun. Tamam. Tamam hadi. Tamam. Dur dur bir dakika dur. Tamam. Tamam devam et. Tamam dur bir dakika. Aşkım, tamam. Tamam. Kaldır ayağını. Kaldırdım. Kaldır. Hafif gaza bas. Hafif gaza bas. Aşkım çok. Ayağını kaldır de biraz. Bas frene bas. Frene bas, arabayı stop etti. Ya. Bir de şurada al Allah'ını. Bunu mu düşüneceğim, şeyi mi düşüneceğim ya? Birinci ve son araba kullanma deneyimim sona erdiğine göre. Neyse orada da... Ah be. İstanbul'a ben yer bakacağım. Sad story. Fincanlarımızı görüyor musunuz? Sehpalarımızı kızlardan dolayı kaldırıp öbür küçük odada bir yere koyduk. Ve üstünde de bir sürü eşya var. Zaten çıkaramayacağız diye. O yüzden İbrahim'in bilgisayar şeyinde, tablasının üstünde böyle sanki o bir şeymişçesine, sehpaymışçasına hareket ediyoruz. Saat şu an kaç biliyor musunuz? Gösteremiyorum öbür tarafa ama 10'a 20 var. Hep şöyle diyor. İyiyim, az kalır. Harikayım, muhteşemim. Yani böyle ona nasılsın diyeyim, bu cevaplardan birini alırsınız. Çünkü aslında yani elhamdülillahi alakülli hali dildeki ifadesi gibi de geliyor bana. Elhamdülillah. Ama konumuz bundan çok bağımsız. Bir yandan çok güzel bir giriş oldu. Aklına çok önemli geldi. Bir söz. Bu da şey meselesi var ya, çok şükür de aslında şükür. Çok şükür. Değil ama. Eyvallah. Yani şükredin ki... Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy.
softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. Bakterilere zarar vermemek için içerisindeki küçük canlılara zarar vermemek için içtiği suyu bile süzmüştür. Mahira bedenini eziyet etmek için çıplak bir şekilde dolaşıyor. Yani sıcağın onu yakması, soğuğun onu dondurması, bunlardan hoşlanıyor diyebiliriz. Yiyeceklerini artıklardan sağlıyor. Yani insanların çöplerinden yiyeceğini sağlıyor. Hatta bir... Bunu hepsi kabul ediyor. Varoluş acı ve kederdir. En üst kademeye ulaşmalıyız. Bu ekleme dediğimiz şey cehalettir. Bireyin çocukluşa ulaşmasını engelleyen unsurdur diyorlar. Fani şeylere bağlanmaktır. Burada gerçekten vlog çekmeyi o kadar özledim ki sürekli çekmek istiyorum. Ama şöyle bir problem var. Benim bilgisayarım bozuldu. Sadece tablette zaten vakit geçiriyorum artık. Telefonumda da yer yok. Çünkü kızların her anlarını saçma sapan ya da güzel fark etmeksizin kayda almak istediğim için yer yok. Tablette zaten yer yok. Böyle çok enteresan bir şeye girdim. Telefondan düzenlemem gerekiyor. Onda da işte biz kızları hala beyaz gürültüyle uyutuyoruz. Yani onlar uyurken de açık kalıyor. Onların yanında oluyor telefonum genelde, İbrahim evde olmadığı zamanlarda. Yani böyle bir döngüye girdim. Kıracağım inşallah ama. O videoyu bir düzenleyebilirsem, telefonumda var çünkü bir video, look videolar. Onu düzenleyip paylaşabilirsem bu kısır döngü kıracağım inşallah. Yaşarsın. Şimdi hızlıca böyle bir... Tabii ki etraf dağınık ama oraları görmeyin. Çünkü her şeye yetişemem. Ben de seçiyorum her şeye yetişemeyeceğim için. Çikolatam var, 2 kare. Bir kare yemiştim. Sevgili diyetisyen arkadaşım görmesin. Kahvemiz, suyumuz. Karşıda da inşaat var ve yani... Neyse, tamam. Şimdi İbrahim gelmese muhtemelen bir 10 dakika falan kaldı. Ben de bir 10 dakika çalışırım inşallah. Şuradan hemen Forest'ı açalım. Şuradan internete bağlansak hoş olur. Namaz kılmadım. Önce hızlıca namaz kılayım öğlenize, ondan sonra. Hadi bakalım. İbrahim geldi. Yine evdeki hesap çarşıya asla uymadı. Kızlara oraya giderken atıştırmalık verebileyim diye şöyle şu markanın şeylerinden başladım. Bu var, bu grisine. Bir de şey var, böyle bisküvi gibi bir şey var. Kakao değil de tabii. İşte keçi boynuzu, özlü falan. Sevdiler gibi. Yani tabii tamamen yiyemiyorlar zaten. Çünkü biz maalesef... gıda sürecini bayağı yanlış yönettik. Yönetemedim yani. Ama neyse, bunları sonra konuşuruz. Çünkü şu an acelem var. Hemen toparlamam lazım. Kızlarımı yandırmam lazım. Ben sıkıldım. Tamam. Biber onları hazır. Düşünecek çok fazla şey var. Gidiyorum. Tamam, gel. Nerede? Gidin. Bu ne sıcak ya? Ne? Al hadi al. Niye bunu koymayacağız? Aşkım durmuyorlar ki. Çıkalım bir daha. Evet şimdi doktorluk işimiz bitti. Kötücüsüz falan mı? Bir şeyler mi? Aç değilim dedin ya.
Tamam da bir daha yemeği yiyip de böyle mi? Vallahi hayır demem aslında, biliyor musun? Hadi bas bakalım sen şey. Şükür kızın gözüne bir problem yokmuş. Biraz karmalar vardı ama o da normalmiş. Şimdi de YouTube'a. Bir de insanlara ne bundan? Size de arkadaş. Yani evet, erkeklere gerçekten bazı şeyleri anlatmak çok zor arkadaşlar. Kim olursa olsun çok uğraşmamız gerekiyor. Yoksa hayat enerjisi kalmayacak hiçbir şey yapmak için. Kızlarımın saçları çok güzel. Antenli. 10 numara saçları varmış kızlarımın. Evet, kızlara ayakkabı aldık. Yemek yedik, kahve içtik. Bu açıdan verimli bir gündü. Ama felaket sıcak. Yani... O yüzden inşallah namazı eve yetişebiliriz. Yetişeceğiz inşallah.